Eğitim bir sene Adıyaman Şubesi öğretmenlik meslek kanunu mevcut haklarımızı koruyacak, kariyer basamaklarında sınavsız ve hizmet süresini önleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Konulu kitsel basın açıklaması gerçekleştirdi. Adıyaman Demokrasi Meydanı'nda Eğitim Birsen üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışmalarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesi mümkündür vurgusu yapıldı. Adıyaman Şubesi olarak... Basın açıklamasını okuyan Eğitim Birsen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, öğretmenlik meslek kanununun beklentilerimizi yeterince karşılamaması ve değişiklik yapılması taleplerimize de duyarsız kalınması üzerine Eğitim Birsen olarak üyelerimizle birlikte bugün ilk derslere girmeyerek uyarı eylemlerimizi gerçekleştirmiş olduk. An itibariyle de tüm talep ve önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak için örgütlü güçlerimizle meydanlara indik dedi. Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür. Ancak öğretmenlik meslek kanununun beklentilerimizi yeterince karşılamaması ve değişiklik yapılması taleplerimize de duyarsız kalınması üzerine Eğitim Birsen olarak 81 ilimizde üyelerimizle birlikte bugün ilk derse girmeyerek bu konudaki ilk uyarı eylemimizi gerçekleştirdik. An itibariyle de tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak talep ve önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak için örgütlü gücümüzle meydanlara indik. Bugün hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni önemi büyük, değeri yüksek ve tarihsel rolü güçlü öğretmenlerimizin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını birlikte haykırmaktır. 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentilerini maalesef karşılayamamıştır. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve baş öğretmenlere ücret ve ilave artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavının kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini, bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını, bu anlamda önemli bir adım olduğunu o gün dile getirdik. Ancak hemen ardından kanunun bu haliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığını, meslek kanunu olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksul olduğunu uyarısını da ayrıca yaptık. Devam eden süreçte sorumlular ve yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kanunun 1 milyona aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, özellikle sınava dayalı bir kariyer basamakları sistemi yerine toplu sözleşmede dile getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet süresini esas alan bir kariyer sistemi ihtiyacını vurguladık. Tüm bunlara ilave olarak öğretmenlik meslek kanununun öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim Birsen olarak hazırladığımız kanun taslağı önerisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk.